Geçtiğimiz hafta 1 Kasım'da hakimiyet bila kaydı şart milletindir diye kurulan bir cumhuriyetin demokrasiyle taşlanması neticesinde milletimizin duyduğu güvene mazhar olmak bakımından büyük bir onurla ağır bir sorumluluğu üstlenmenin bilinciyle huzurunuzdayım. 100 yıl önce Yemen'den Çanakkale'ye, Sarıkamış'tan Balkanlara kadar, Trablusgarp'a kadar çok geniş coğrafyada mücadele edenlerin tek bir hedefi vardı. Ait oldukları milleti tarihin öznesi kılmak. Biz de buradan yeni bir seçimin sonrasında bütün milletimize seslenerek diyoruz ki tarihin akışını doğru okuyacağız. Ve bu tarihi akış içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu akışın nesnesi değil, öznesi, öncüsü ve lideri kılacağız. Şartların çerçevesini çizeceğiz. Ama herkes bilsin ki tarihi realitelerin mahkumu olmayacağız. Tarihi realiteleri yönlendiren güçlü ve kudretli bir millet olacağız. Biz bir taraftan 2023 vizyonunu ortaya koyarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokma iradesini ortaya koyarken diğer taraftan sahip olduğumuz realiteyi de üzerine bastığımız toprağın gerçekliklerini de göz ardı etmiyoruz. Bizim davamız hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni onurlu ve izzetli bir şekilde kudretli kılmaktır, hem de 100 yıl önce olduğu gibi, 200 yıl, 300 yıl önce olduğu gibi, 400 yıl önce olduğu gibi dünyanın her yerine adaleti yayma idealini hayata geçirmektir. Ve ne mutlu bize ki gerçek güç kaynağımız olan ve Amasya tamimini biraz dönüştürerek ama gerçek anlamıyla söylüyorum, milletin istiklalini ancak milletin azim ve kararlı kurtaracaktır denmişti Amasya tamiminde. Şimdi de biz diyoruz ki milletin istikbalini ancak ve ancak milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarım.